Merhabalar dostlar, Ece Üstelik Fransa serimizin, Fransa Diplomasi serimizin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bildiğiniz üzere bir önceki bölümümüzde Fransa Diplomasi serimize başlangıcımızı yapmıştık ve ilk olarak sınırlarımızı güvence altına almak için bir takım planlara girişmiştik ve aynı zamanda da Birleşik Krallık yancısı politika izleyeceğimiz için Birleşik Krallık ile bir müttefiklik imzalamıştık. Ardından Belçika'nın bize ilan etmiş olduğu ani savaş sonucunda biz de Belçika'ya karşı bir politika seyrederek, Belçika'nın üzerine yürüyerek Batı Belçika Fransa Devleti'ni bize bağlı olarak bıraktık ve aynı zamanda da bizim şu anda diğer vasallarımızı birazdan söyleyeceğim. Hem Belçika'yı vasalımız yaptık hem de Belçika'nın batısında bize bağlı bir devlet kurmayı başardık. Ardından Birleşik Krallık'ın İtalya'ya ilan etmiş olduğu savaşta hazırlıklı olduğumuz için savaşa daha önceden biz de bunu kabul ettik ve an itibariyle yani şu anda Batı Roma İmparatorluğu İtalya'nın en güçlü topraklarında kuruldu ve aynı zamanda da İtalya Devleti bize bağlı bir hükümet haline geldi. Dünyada beni huzursuz eden bir durum var, o da şu: Sosyalist Alman Federasyonu şu anda bazı bir takım devletler ile savaş içerisinde ve Polonya'ya karşı ilan etmiş olduğu savaştan bayağı üst düzey topraklar alarak ayrılmış durumda. Ve bu hiç ama hiç hoş olan bir durum değil. Gerçekten hiç hoş bir durum değil. Sebebi ise biz zaten Almanların gelişememesini, büyüyememesini istiyoruz. Ama Almanlar kendilerini güçlendirmek için ellerinden ne geliyorsa yapmakta ısrar ediyorlar. Ve bu da bizim gibi hemen yanlarına demokrasinin kollarından, bağrından kovup gelen bir devlet olan bizi çok ama çok üzüyor. Ve şu anda İspanya Devleti İtalya ve Portekiz ile savaşa girmiş durumda ve koalisyon kurmuş İtalya Devletleri. Ben vasalımın savaşına katılmayı henüz planlamıyorum. Bölümün başında İspanya Devleti ile bir savaşa giriştik gördüğünüz üzere. Evet. O savaştan başarılı ayrılacağız. Nasıl ayrılacağız? Şu şekilde ayrılacağız. Ben müttefikleri savaşa çağırıyorum. Hem de bütün müttefiklerimi şu şekilde görmüş olduğunuz üzere savaşa çağırıyorum. İşte bize bağlı devletlerin gerçekten bize bağlı olup olmadığını anlama zamanı geldi. Eğer gerçekten bu devletler bize bağlıysa bu savaşa katılmayı gözleri kapalı kabul ederler. Eğer bu savaşa katılmazlarsa ben buradan şunu çıkarırım ki bize bağlı devletler sözde bize bağlılar. Aslında bize bağlılıkları falan yok. Ben buradan bunu çıkarırım. Evet, İspanya şu anda İtalya'yı tamamen itmeyi başarmış. 17 binlik bir orduyla girdi, 14 bin orduyla girdi ve saldırı yaptı. Topraklarımız üzerinde şu anda bir takım ilerleştiler çabalarında ancak onların çabalarını tamamen boşa çıkarmak için biz bu savaşa katıldık. Biz bu savaşta karşı taarruza geçtik. Ama öyle yüksek derecede ordularla gelmeleri de beni rahatsız etmiyor değil yani. Aşağıya bir miktar ordu gönderme işlemleri benim yapmam lazım. Evet, 30 binlik büyük ordularla şu anda üzerimize saldırıyor kendileri. Yani bunların o kadar da bizi korkutacak ordu rakamları olduğunu söyleyemem. Sonuçta biz zamanında ne kadar büyük ordularla İtalya'yı yendik. Bunun gibi küçücük yalnızca 30 binlik bir ordu bizi korkutamaz tabii ki de. Hele de bizim buralardaki nüfusumuz gayet iyi. Yani hızlı bir şekilde buralardan yüksek derecede ordular çıkarabiliyoruz. Evet, şuralara bir saldırılarda bulunalım. Özellikle şurayı düşürmemiz şart. O yüzden oraya bayağı yüksek bir ordu rakamıyla saldırdım. Ama ordusunun tam sanırım çok az bir kısmı oradaymış. Bu şekilde ordu kaydırma işlemleri yapıyorum ve bir miktarda ileriye ordu gönderiyorum ve Birleşik Krallık'ın 62 binlik bir ordusu şu anda bize desteğe geldi. Arkadan getirdiği ordusuna karşı şöyle bir savunma aldıktan sonra Birleşik Krallık'ın aldığı toprağı düşürememesi açısından şu tip bir önlem alıyorum ve İspanya toprakları üzerinde ilerleyişler yapma vaktimiz geldi. Bakalım ne kadar başarılı ilerleyişler sergileyeceğiz. Şu anda az ordularla ilerliyoruz İspanya Devleti üzerinde ki İspanya Portekiz'den de almış olduğu ekonomik gücü de hızlı derecede yüksek sayıda ordu çıkarabilecek bir güce şu anda resmi olarak sahip. Umarım çok bir sıkıntı yaşamayız. Yani çok fazla güçler olduğunu düşünmüyorum. An itibariyle fazla güçlerinin kalmadığını planlıyorum, ümit ediyorum ki umarım da öyledir. Şu anda saldırılarımıza karşılık veremedikleri için biz Madrid sınırına kadar dayanmayı başardık. Şu anda Real Madrid'e girişimizi yapıyoruz.
Bakalım Madrid, evet Madrid bize geldi. Bu gerçekten çok güzel bir haber bizim için. Madrid'in Birleşik Krallık'a gitmemesi benim için güzel. Her ne kadar Birleşik Krallık benim müttefikim de olsa, yani Madrid gibi önemli ve değerli bir toprağı Birleşik Krallık'ın eline kaptırmak benim için kötü olurdu. Bu toprağın bana gelmesi güzel oldu. Evet, şu andaki ilerleyişlerimize bir göz atacak olursak, İspanya devlet üzerine gerçekten çok baskın bir şekilde ilerleyişlerimizi sergiliyoruz. İspanya üzerindeki ilerleyişlerimizin ardından İspanya'dan bir kısım toprak alacağız ve sınırda, tam olarak şu sınırda bir devlet kurmayı planlıyorum. Bu İspanya ile bizim aramızdaki sınırı tamamen ortadan kaldıracak. Böylece herhangi bir savaş durumunda hazırlıksız yakalanmamış olacağız. Evet, İspanya devlet üzerine artık büyük bir Fransız harekatı ile ilerleyişlerimizi sergileyelim. Bu Fransız harekatı şöyle olacak. Hiçbir şekilde geri basmadan tam gaz topraklar üzerinde ilerleyeceğiz. Geride de ordu bırakma şansımız zaten şu andan itibaren kalmadı diye düşünüyorum ve Portekiz'in topraklarını da biz en iyisi kurtaralım. En iyisi öyle olacak yani, Portekiz'in topraklarını da kurtaralım. Böylece Portekiz de bir yandan belki İspanya'ya baskı uygulayabilir. Böyle ordularımızı denize çıkarmamız lazım çünkü İspanya'nın adaları var. İspanya'nın adalarını da düşürmemiz lazım. Şuradan bir takım ordularımızı daha denize çıkarıyorum. Şu biçimde. Evet, saldırılarımız başarılı. Evet, ordularımız denize çıktılar. 8840 kişilik bir ordu ile bu adaya saldırıyorum, başarılı. Hemen gidip İspanya'nın şurada kalan son bir adet adasına da çıkartmamı atıyorum ve an itibariyle Fransa devleti olarak bütün İspanya topraklarını işgal etmiş bulunuyoruz. Bu müttefikliğin gücü her daim her yerde duyulacaktır diye düşünüyorum. Evet, gelelim barış anlaşmasına. Öncelikle ben kuzey toprakları İspanya'nın değerli olduğu için o toprakları ben bir alıyorum. Özellikle Madrid'in üstünü falan şuraları alıyorum. İlerleyen zamanlarda ada sorunu yaşamamak için adaları da alıyorum. Ama o adayı benim almam lazımdı. Evet, tamam. O iki ada benim olduğu sürece herhangi bir problem olmaz. Evet. Böyle bir barış anlaşması ile bu devleti rahatlıkla bırakabiliriz. İspanya devleti bize ilan etmiş olduğu savaştan başarısızlıkla ve çok ağır bir mağlubiyet ile ayrıldı. Bizim bu ani savaş karşısında hiçbir tepki veremeyeceğimizi düşünen bu devlet bize an itibariyle yenilmiş bulunuyor. Evet. İspanya'yı çok büyük bir mağlubiyet ile yenmeyi başardık. Bu gerçekten bizim için büyük bir başarıdır. Fransız-İspanya koridoru adında bir devlet burada bize bağlı olarak bırakacağız. Hemen şu şekilde bir vasalı serbest bırak diyorum. Bir adet medeniyet oluşturuyorum. Fransız-İspanya koridoru. Evet, Fransız-İspanya koridoru adında bir devleti bize bağlı olarak bırakacağız. Şöyle bayrağını ayarlayalım. Bayrağı bu sefer çok önem vermek istemiyorum. Böyle bir güzel bir bayrak bulursak bu çok göze batıyor. Evet. Şuraya bir tane kaplama ekleriz yalnızca. Böyle bir bakıyorum. Güzel bir simge arıyorum. Bulabilirsem eğer onu koyacağım. Güzel bir simge yok ama maalesef. Şu Moğol simgesi mi? Evet. Devam edelim. Hiç mi güzel bir sembol yok Allah aşkına ya? Yapraya koyalım bir denisi. Ölçeğini biraz küçültelim. X'i buraya. Y'yi biraz düşür. Evet, bu şekilde. Medeniyet rengine şöyle saçma sapan bir renk yapalım. Evet, şu koridorda bize bağlı olarak bırakacağız kendilerini. Bu bizim sınırımıza da güzel bir katkı sağlıyor. Yani bir sınırımız oluyor en azından. Belli bir adet sınırımız oluyor. Evet, Fransız-İspanya koridoru bize bağlı bir devlet olarak an itibariyle bırakıldı. Ya. Rengimizi daha iyi düzenlemenin vakti geldi sanırım. Aa, oldu lan. Tamam, bu devletin rengini simsiyah yapalım biz. Evet, bu devletin rengi simsiyah olsun çünkü burası bir koridor. Her ne kadar bize bağlı bir devlet olsa burası bir koridor. Koridorda o yüzden
Yani bize bağlı devlet bile olsa o bir koridor sonuçta yani. Herhangi bir devlet geçerliliği bulunmayan bir yer. O yüzden ona karşı herhangi bir işte sen bize bağlısın, şöylesin, böylesin, senin rengine bizinden olacak diye bir olay olmasın. Bize bağlı devletlerin rengini artık düzeltme zamanımız geldi. İtalya'nın rengini şu şekilde bir yeşil haline getiriyorum. Roma'nın rengini Roma'ya yakışır derecede bir koyu kırmızı yapıyorum. Belçika'nın rengini de Belçika'nın rengini şöyle mi yapsak? Belçika'nın rengini bu Belçika ile aynı nasıl yapalım? 100, 148, 137, 69. 148, 148, 130, 137 ve 69. Böylece bize bağlı devletlerin renklerini düzenlemiş olduk. Biz de bu sayede kendi rengimizi daha düzgün bir maviye getirebiliriz. Şöyle koyu bir mavi olsun istiyorum. Koyu lacivertimsi bir mavi. Evet. Bu mavi bize uygundur. Evet. Böylece bize bağlı devletlerin onların bizim vasalımız olmadığı anlamına gelmediğini onlara gösteriyoruz bu sayede. Almanlarla Ruslar arasında 7 yıldır süregelen bir savaş var. Bu savaşı en yakın zamanda son vermek istiyorum. Çünkü bu savaşın uzaması bizim için de bir tehlike. Herhangi bir dünya savaşı başlatma tehlikesi doğuruyor bu savaş. Evet, şimdi uzun zamandır yapmadığımız şu ekonomik yatırımlarımızı yapmaya devam edelim. Ekonomik yatırımlar çünkü bizim ülkemize çok büyük gelirler, çok büyük katkılar sağlıyor. Bu yatırımlar sayesinde biz Almanya'nın ekonomisini geçmeyi başardık. O yüzden yatırım yapmaya son gaz devam etmemiz lazım. Evet. İlk ekonomik hedefimiz 2 milyonluk bir ekonomi. Eğer o ekonomiye ulaşabilirsek dünyanın da en çok ekonomide sözü geçen devlet konumuna kendimizi getirebiliriz. İstikrarımız arttıkça İspanya'dan aldığımız topraklarda zaten halkın çalışma oranı da artacağı için bizim gelirimize ufaktan da olsa güzel bir katkısı oluyor. Bu da hoş bir durum. Yani benim anlamadığım bir şey var. Neden hiç kimsenin aklına Fransa ile diplomasi serisi yapmak gelmemiş? Çok eğlenceli oluyor Fransa diplomasi serileri. Ekonomimizi 2 milyon yaptıktan sonra artık çok büyük bir nüfus fonu başlatmamız gerekiyor. Çünkü ülkedeki nüfusun çok yüksek bir kısmını harcadık. Ülkede nüfus bırakmadık resmen. Ülkeye o yüzden nüfus lazım. 2 milyon ekonomi yaptıktan sonra nüfus yatırımlarına başlamamız gerekiyor. Şöyle devam edelim yatırımlarımızı yapmaya. Gerçekten mükemmel ekonomiye sahip topraklarımız var. Şuna bakar mısınız? 120 bin. Birazdan bir tanesi daha 100 bin olacak. Sanırım bu kadarı yeterli 2 milyon olmak için. Evet. Biraz daha yapalım. Herhangi birkaç ordu basım işleminde hemen tekrardan 1 milyona düşmeyelim. 2 milyonla kalmak istiyorum ben. 2 milyonda kalalım. Şekilde 100 milyonun üstünde olan topraklarımıza, 100 binin üstünde olan topraklarımıza yatırım yapalım şu şekilde. Para bitmek üzere ve tamamdır. Bu da son yatırımımızdı. Evet. Fransa ekonomisini şu anda Almanların o kadar üstüne çıkarmayı başardık ki hani haddi hesabı yok yani. Öyle büyük bir ekonomimiz var. Hemen sınırımızda bulunan devletler bizimle ilişkilerini kötü tutuyor şu anda. Hiç hoş bir durum değil. Her türlü ihtimale karşı sınırlarımızı koruma altına almamız gerekiyor bildiğiniz üzere. O yüzden deniz sınırlarımı koruma altına almak istiyorum. Bu yüzden de denizlerime 5'er binlik taburlar, 5'er binlik donanmalar çıkaracağım ki ani bir savaş inanında donanmalarımı kullanabileyim. Şöyle bakacak olursak 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 adet deniz sınırımız var. Yani 11 çarpı 5'ten 55 binlik bir donanma ile bütün denizimizi koruyacağız anlamına geliyor. Sözünü verdiği bir şey yapmayacağım ve Paris'ten hiçbir şekilde ordu basım işlemi gerçekleştirmeyeceğim. Paris'in nüfusuna herhangi bir zarar gelsin istemiyorum. Paris'in nüfusuna zarar gelmesin hiçbir şekilde. Orası bizim başkentimiz. Evet. Hemen kendimizi koruma altına almayı başarabilmek için ve savunmamızı en üst düzeye çıkarabilmek için denizlerimize 5'er binlik bu taburlarımızı çıkarıyorum. Bu sayede denizlerimizi muhteşem bir şekilde savunacağız. Ekonomimiz de zaten 55 binlik bir orduyu denizde barındırabilecek kadar yüksek. O yüzden bunları hemen çıkarıyorum. Son 5 binlik ordumuzu da çıkardık. Evet, şu anda deniz üzerinde toplamda 55 binlik bir donanma tutuyoruz bizi koruması için. Şöyle bir bakacak olursak ekonomide diğer devletlerin sanırım bir tık gerisinde kalmışız. O yüzden de bir miktar nüfus özür diliyorum. Teknolojide pardon affedersiniz yanlış söyledim sanırım. O yüzden de teknolojik yatırımlara başlamamız gerekiyor. Teknolojide diğer devletlerin pek çok gerisinde kalmışız. Bayağı bir gerisinde kalmışız. O geride kalmışı üstümüzden atmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde artırmamız gerekiyor teknolojimizi.
Hızlı bir şekilde şu anda büyüyoruz. Neden böyle oldu bilmiyorum ama şu anda 0.72'den 0.86'ya kadar çıkarttık teknolojimizi. Evet, şu anda Amerika'nın teknolojisine yetiştik. Acayip hızlı bir şekilde büyüyor teknolojimiz. Anlayamadığım derecede hızlı bir şekilde büyüyor ve Amerika'yı geçtik. Lüksemburg'un niye 1.0 teknolojisi var? Evet. Yalnız bu yatırım bizim gelirimize öyle büyük bir katkı sağladı ki artı 18 binlik gelirden artı 58 binlik bir gelire ulaştık. Yani gerisini siz düşünün. İşte teknolojik yatırımların önemi sanırım buradan belli oluyor. Bir de üretim gelirine basalım. Bizim gelirde çünkü büyük katkılara ihtiyacımız var. Evet. Her 1 milyon paraya ulaştığımızda nüfus yatırımı başlatacağız. Bu bizim ülkemize çok 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 büyük katkılar sağlayacaktır. Şu şekilde sınırımızdaki devletlere ilişkilerimizi iyi tutmamız gerekiyor. O yüzden bu tur bize bağlı devletlere ilişki geliştirme diplomatları göndereceğim ki ilerleyen zamanlarda onların bize karşı herhangi bir bağımsızlık isteği artmasın diyecektim ki demeye kalmadı. İtalya şu anda bize karşı bağımsızlık isteğini arttırıyor. En yakın zamanda o bağımsızlık isteğinin artmamasını diliyorum. O en yakın zamanda o bağımsızlık isteğinin fazlalığı düşecek. Evet, aynen bu şekilde düşür o bağımsızlık isteğini. Bana karşı hiçbir şekilde bağımsızlık isteği olmaması gerekiyor. Olamaz zaten öyle bir şey. Yalnız biz nüfusa da kendimizi o kadar geliştirdik ki yani bakın artı 62 binlik gelirden birkaç nüfus yatırımı sayesinde artı 78 binlik bir gelire ulaştık diyecektim ki Ukrayna ve Cezayir devletlerinden şu anda savaş ilanları aldık. Bu savaş ilanının ardından bütün Cezayir denizini ordulandıralım. İşte buradan sanırım deniz donanmalarını neden oluşturduğumu hepiniz görmüşsünüzdür. Ani bir savaş ilanında direkt olarak donanmaları bize savaş ilan eden devletin sınırlarına gönderebiliyorum. Gerçekten çok iyi bir şey bu. Doğrudan olarak 55 binlik bir ordumuzu Cezayir'in sınırına dayıyoruz. Bu Cezayir'i çok korkutur. Evet, bayağı iyi derecede bir orduyu çıkardık şu anda. 10 bin ve 5 binlik bir ordu basım işlemi gerçekleştiriyorum. 5 binini buraya gönderiyorum. Kalan 10 bini oraya gönderiyorum. Evet, deniz donanmalarıyla şu anda Cezayir'in ordu çıkarmasını engelliyoruz. Bu şekilde devam edelim. Ukrayna Devleti ile barış anlaşmamızı imzalayalım bence. Cezayir donanmamızı deldi. Ve bize doğru şu anda bir ilerleyiş sergiliyor. Yani ordu bastığım yere saldırırsan tabii ki de ben seni yerim. Şu şekilde tekrardan ordumuzu çıkardık. Cezayir sanırım tekrardan Fransa'nın sömürgesi olmak istiyor. O yüzden arkadan ordu basım işlemleri yapıp ön taraflara ordu göndereceğim. Bir miktar sanırım sömürgeye ihtiyacımız var bizim. Cezayir'in gerçekten iyi bir ekonomisi var. O ekonomiyi kendimize sömürge olarak almamız bizim hayrımız olacaktır. O yüzden derhal bir ordu bas toplama işlemi gerçekleştirdim. Şu şekilde bunu 3'e bölersek eğer 28 bin mi yapıyor? 28, 20'den alsak 60 yapar. Hayır. 25 bin yapıyor. 25 binlik ordularımızı hemen gönderiyorum. Zaten şurada ordu rakamı birazcık az, oraya gönderelim. Evet. Tek koldan mı saldıralım? Çift koldan mı saldıralım? Tek koldan saldıralım. Çift koldan saldıralım. Üç koldan, özür diliyorum. Üç koldan saldıralım. En mantıklısı o olacak gibi duruyor. Şuraya 5 bin, şuraya 5 bin ordu gönderelim. Evet. 45 binlik bir ordu ile Oran'a çıkıyorum. Ambaya çıkıyorum ve Algiers'e çıkıyorum. Evet, bütün çıkartmalarımız şu anda Cezayir üzerine atmış olduğumuz bütün çıkartmalar başarılı oldu. Umarım bu şekilde çıkartmalar atmaya ve bu şekilde saldırılar yapmaya devam ederiz. Şu anda taburlarımızı ilerleterek Cezayir'in üstüne ilerleyişler sergiletiyoruz. Bakalım ne kadar başarılı olabileceğiz. Başkenti düşerse büyük ihtimalle Cezayir'i yeneriz. Diyecektim ki başkenti de 45 binlik büyük bir ordu tutuyor. O yüzden ben bütün ordumu Cezayir sınırına atlayıyorum. Şöyle birazcık ordusunu zayıflatalım diyecektim. Zayıflatamadık. Başkentindeki orduyu tamamen yok etmemiz gerekiyor bizim. O zaman şöyle bir durum yapıyoruz. Algiers'e gözetleme kulesi ve kale inşaatı başlatıyoruz ve Algiers'e sürekli olarak arkadan ordu gönderme işlemleri yapıyoruz. Yoksa kazanamayacağız çünkü başkentinden gerçekten yüksek derece bir ordu getirdi. Tebrik ediyorum bu konuda. İyi bir ordu çıkardı. Tebrik ederim yani gerçekten. Kendilerinden beklemediğim hareketler oluyor. Ama bunlar bizi korkutamaz tabii ki de. Yalnız orada da ne nüfus varmış be.
Evet, gönderelim. Şu anda ortalama 70 binlik bir orduyu daha takviye olarak gönderdik. Sanırım kedilerin hiçbir şekilde güçleri kalmadı. Artık onlar üzerine rahatlıkla saldırılarımızı sergileyebiliriz. 20 binlik ve 20 binlik ordularla ve evet. Bu sefer saldırılarımızın hepsi başarılı olacak ve Cezayir tarihte ikinci kez Fransa'nın vasal devleti, Fransa'nın sömürgesi olacak. Hem toprak alacak hem de bize bağlı bir devlet konumuna getirecek. Toprak almamızın sebebi dünyada devletimize last gelmesin diye uzun zaman toprak alım işlemi gerçekleştirmiyoruz İspanya toprakları hariç. Artık kendimize biraz toprak alalım. Artık alalım yani. Artık last gelmesine falan hiçbir önemi kalmış durumda değil şu anda bizim. Artık toprağa da ihtiyacımız var, sömürgeye de ihtiyacımız var. O yüzden Cezayir'in son kalan eyaletini de şu şekilde düşürdüm. Fransa devleti olarak şu anda Cezayir'i eski zamanlarda olduğu gibi tekrardan bize bağlı bir devlet konumuna getirmeyi başardık. Bakalım savaşın sonucunda barış anlaşması neler yaşayacağız. Cezayir'i komple alabiliyoruz. Şöyle yapalım. Şu şekilde. Evet, Cezayir'i bu topraklarda bize bağlı bir devlet olarak bırakacağım. Aa, bırakamıyorum lan. Bırakamıyorum. Çok toprak almış oluyorum sanırım. O zaman toprakları tamamen alıp Cezayir'i tekrardan vasal olarak bırakacağız. Evet. Toprakları tamamen alıyorum. Vasal serbest bırakıyorum. Cezayir diyorum ve şu şekilde yaparak almak istediğim toprakları seçiyorum. Bu topraklarda başkentin merkezi bir konumda olması gerekiyor. Yani aksi takdirde başkenti herhangi bir savaş durumunda düşebilir. O yüzden başkentini bu toprak olarak bırakıyorum ve Cezayir'i tekrardan tarih sahnesinde, tarihte ikinci defa Fransa'nın sömürgesi haline getiriyorum. Yani 300 binlik bir ekonomiden 10 binlik bir ekonomiye kadar düşürdük kendilerini. Gerçekten onlara çok büyük bir zarar verirken kendi devletimizin bekası için de çok iyi bir adım yapmış olduk. Bize bağlı devletlere ilişki geliştirme diplomatları göndermemiz gerekiyor. Aksi takdirde büyük bir isyan çıkaracak hepsi birlik olarak. Bu da hiç hoş olmaz. Alman Federasyonu şu anda Rus İmparatorluğuna, Ruslara karşı bir yenilgiye uğruyor. O savaşa hiç karışmamak bizim ülkemiz için daha iyi olacaktır. Biz kendi aldığımız topraklardaki asimilasyon işlemlerini halledelim. %100 olmayan toprakların asimilasyonlarını da bu arada %100'e çekelim. Evet. Cezayir'den gelen gücü de kendi ekonomimize kullanacağımız için sanırım artık dünyada en çok sözü geçen devletlerden biri konumuna geldik. Sanırım bu bölümde artık bu kadarını yeterli olduğunu düşünüyorum dostlar. Evet, umarım hepinizin hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümlerimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın.